CNN Türk Haber Merkezi'nden yeniden merhaba. Gelişmeleri aktarmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim ülkemiz son yılların en kritik seçimlerinden birine gidiyor ve milyonlar pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başında olacak ki yurt dışında oy verme işlemleri başladı günler öncesinden. Seçime 4 gün kala bugünü saymazsak işte AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de CNN Türk ekibinin sorularını yanıtladı. CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ve Doğukan Yıldırım'ın sorularını yanıtladı. Şimdi o özel röportajı getiriyoruz ekranlarınıza. Türkiye'nin kuzeyinde, güneyinde, doğusunda, batısında konuşulan tek konu var. O da seçim. Türkiye bu pazar bir kez daha sandığa gidecek. Cumhurbaşkanını seçecek. Türkiye'nin güneyinden Adana'dan sesleniyoruz size. Adana'yla özdeşleşen bir isimle beraberiz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü aynı zamanda Adana Milletvekili Sayın Ömer Çelik'le beraber Adana'da bir araya geldik. Gündeme dair önemli gelişmeler yaşanıyor. Malum seçime de 4 gün kaldı. Görüşme trafiği var. Heyecan da, merak da yüksek. Şimdi Ömer Çelik'e önemli sorularımız olacak. Efendim hoş geldiniz CNN Türkiye. Siz memleketimize hoş geldiniz. Evet, Türkiye'nin deprem bölgesindeydiniz. Birçok yere gittiniz. Bugün memleketinizdesiniz, evet. Beraberiz. Evet, memleketimde olmaktan dolayı ayrıca mutluyum tabii. Siz de Adanalısınız. Ayrıca hayırlı olsun diyelim efendim. Adana Milletvekili. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben işte siyasete girdiğimden beri Adana Milletvekili olarak görev yaptım. Şimdi bir kere daha nasip oldu. İnşallah bütün bu seçim sonuçları inşallah 28 Mayıs'taki memleketimiz için hayırlı olsun. İnşallah. Efendim şimdi güzel bir parktayız. Hem şöyle yürüyerek röportajı yapalım istiyorum. Açıkçası. Adana'da havada ne çok sıcak ne serin güzel bir hava var. Şimdi malum efendim 4 gün kaldı seçime. Bir yandan görüşme trafiği sürüyor. Bugün Ümit Özdağ kameralar karşısına geçti ve şöyle söyledi Zafer Partisi Genel Başkanı. Biz Sinan Bey'le farklı düşünüyoruz dedi. Dün malum Sinan Oğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini ikinci turda açıklamıştı. Ve henüz bir kararımızı vermedik ama yarın 11'de kararımızı açıklayacağız dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'yla bu akşam bir araya geleceğiz söyledi. Şimdi nasıl bir tablo ortaya çıkmış oluyor? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyecek? Ne olacak? Yani nasıl bir tabloyla şu an karşı karşıyayız? Sandığa seçime nasıl yansır? Tabii ben onlar adına konuşamam ama gördüğüm kadarıyla orada bir şey devam ediyor, bir müzakere devam ediyor. Birbirlerine de sıcak mesajlar veriyorlar. Tabii o herkesin kendi takdiridir. Burada ilginç bir şey var tabii. O da şu, çok üzücü bir şey bu. Bir siyasetçi Cumhurbaşkanımızı desteklediği zaman sistematik bir linç kampanyasına uğruyor. Bir karşı ittifakın adayını desteklediği zamansa böyle çeşitli övgülere mazhar oluyor. Tabii şöyle eleştiri olur, destek olur. Bunlara bir şey demem. Bunlar demokrasinin icapları. Ama bu seçime en çok damgasını vuran şey, ya kişiler aday olur, tercih belirlerler. Yani demokrasi dediğimiz şey böyle bir şey. Çıkıyorlar Cumhurbaşkanımıza bir sanatçı bir destek verdiği zaman ya da işte başka bir şey olduğu zaman müthiş bir şey oluyor. Linç kampanyası oluyor. Bu da demokrasiden çok bahsedenlerin, demokrasi retoriğini çok kullananların aslında demokrasi şuuruyla ilgili, bilinciyle ilgili bir sorunlar olduğunu gösteriyor. Nihayetinde demokrasi nasıl çalışıyor? İktidar var, muhalefet var, zıt kutuplar var. Bu kutuplar arasında bir yarış var. Bunun rekabet düzeyinde kalması lazım. Husumet düzeyinde durmaması lazım. Şimdi mesela Sinan Bey'le ilgili olarak şöyle yaparsa diyerekten böyle büyük destekler açıklayanlar, büyük övgüler yapanlar bugün linç etmeye kalkıyorlar. Bunu yapanlar aslında kendilerinin demokrasi konusundaki yetersizliklerini ortaya koymuş oluyorlar. Bu üzücü bir şey. Bu Muharrem Bey'e de yapıldı bu daha önce de. Şimdi netice itibariyle bir tablo çıktı ortaya. O da şu, sosyal medyadan şuradan buradan analiz yapanların, kamuoyu şirketlerinin ezici çoğunluğu yanıldı. Biz şunu diyorduk, biz sahada farklı bir şey görüyoruz. Bu anlatılan yorumlardan, bu kamuoyu şirketlerinin açıklamalarından diye. Bir gazeteci arkadaşımız sormuştu bana ama herkes saha çok iyi diyor. Ben dedim ki siz bize bakın çünkü biz yıllardır sahada gördüğümüzü söyledik ve sonuç bu şekilde çıktı. Bu kadar seçim kazandık. Birincisi Cumhurbaşkanımızın güçlü bir şekilde, büyük bir teveccühle vatandaşlarımız tarafından desteklendiği ortaya çıktı. Cumhur İttifakı meclisteki en büyük çoğunluğu aldı. Bu tabii siyasal olarak açık bir zafer.
Fakat bunun sayısal olarak tamamlanması gerekiyor, sistem gereği. O da işte 28 Mayıs Pazar günü biz gideceğiz. Biz ne yapıyoruz? Biz yeni bir seçimdeyiz. Sadece yarım puanı tamamlamak üzere değil. Tamamen açık bir fark elde edilmesi üzerine bir kampanya yürütüyoruz. Türkiye'nin her tarafında çalışıyoruz. Bununla ilgili olarak da şunu söylemek isterim. Beklenti ne Ömer Bey? Beklentimiz, ben Cumhurbaşkanımızın ciddi bir farkla seçileceğini, fark atarak seçileceğini düşünüyorum. Tabii biz şöyle düşünürüz. Yani bunu görürüz ama esas mesele şu. Cumhurbaşkanımız da söyledi. Bizim karşımızda rakip yok. Şu anda rakip rehavet. Yani 49,5 alınca nasılsa yarım puan da alıp eklediğimizde seçim sonucu oluşuyor diye bir rehavete kapılınırsa bu yanlış olur. Var mı sizce öyle bir rehavet? Tabii her seçim bir rehavetle başlıyor aslında. Daha sonra yoluna giriyor. Zaman zaman da şöyle bir algıyla karşılaşıyorum. Ya işte yarım puan daha eklendiği zaman olacak. Hayır, o orada ilk turda kaldı. Şimdi tekrar sıfırdan bir seçim yapıyoruz ve 50'yi aşmamız lazım. 50'yi aşmanın ötesinde de bu farkı ortaya çıkarmak lazım. Biraz da Türkiye ikinci turu ilk defa deneyimliyor. Evet. İlk defa deneyimlediği için yani onun işte rehavetinin aşılması, psikolojisinin oluşturulması farklı bir deneyim gerektiriyor. Biz de gayret ediyoruz. Ömer Bey, Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklemesi ne kadarlık bir oy arttırır? Arttırır mı bilmiyorum, nedir yorumunuz? Şöyle belki? Sayısal olarak tabii bir oran veremem ama gördüğüm şu. Biz mesela bütün seçim bölgelerinde Sinan Bey'e çıkan oyların hangi sandıklardan çıktığını görüyoruz. Bunu analiz ettiğimizde, yani biz yıllardır siyasetin içerisinde insanlarız. AK Parti'nin güçlü bir kapasitesi var. Sandık sandık biliriz. Neredeki vatandaşımızın talebi nedir? Neyi talep eder, neyi önceler diye. Ona baktığımızda Sinan Bey'e oy verenlerin temel önceliklerinden bir tanesi ülkenin bütünlüğü. Yani Cumhurbaşkanımızın seçim kampanyasının ana mottosu olarak ortaya koyduğu tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesi Sinan Bey'e oy veren seçmenlerimizin, vatandaşlarımızın da çok büyük bir hassasiyetti. İkincisi terörle mücadele konusu. Üçüncüsü bu göçmenlerle ilgili konu. Onunla ilgili de zaten biz açıklamamızı söylüyoruz. Biz diyoruz ki yani Türkiye bir göçmen kampı değildir. Bu insanlar ölümden kaçtılar. Biz onları burada ölümden kurtararak misafir ettik. Sonsuza dek burada kalmayacaklar. Onurlu, gönüllü bir şekilde dönmeleri sağlanacak. Zaten sınırın ötesinde biriket evler yapılıyor. Suriye rejimiyle normalleşme çerçevesinde zaten hemen hemen tamamı o normalleşme çerçevesinde geri dönmüş olacak. Dolayısıyla burada esas olan tabii seçmenin talebinin ne olduğu. Yani bizim hepimizin sicil amiri vatandaşımız. Bize kim not veriyor? Vatandaşımız not veriyor. Bu çerçevede biz baktığımızda Sinan Bey'e oy veren vatandaşlarımızın temel taleplerinin Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu siyasetle uyumlu olduğunu, ona daha yakın olduğunu, daha uyumlu olduğunu gözlemliyoruz. O sebeple tabii ki bütün partilerden olduğu gibi onlardan da Sayın Cumhurbaşkanımıza güçlü bir destek bekliyoruz. Şimdi Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ da sanki Millet İttifakı'na doğru, yani Kılıçdaroğlu'na doğru bir eğilim gösteriyor gibi. Oraya eğer desteğini açıklarsan, o şimdi ortada %5'lik bir oy oranı var Ata İttifakı'nın. Yani bilmiyorum, siz böyle bir matematik yapılması ne kadar doğru ama nasıl etkiler peki? Siyasetin en sevmediği iş matematik. Yani siyaset derseniz ki bana bilimler içerisinde en çok hangisiyle uyumsuzdur? Matematikle uyumsuzdur. Hele siyasetçilerin mesela öyle bir hesap yaptılar CHP'de de. Dediler ki işte Muharrem İnce adaylıktan çekilirse oylar CHP'ye gidermiş gibi. Öyle olmadı. Şimdi ben buradaki Sinan Oğan'a gitti. Burada da mesela şimdi ben cep telefonuma da her gün mesaj geliyor. Memleket Partisi üyesi, hatta teşkilatlarından yani biz Sayın Cumhurbaşkanımıza vereceğiz oyumuzu, desteğimiz bu şekilde diye. Şimdi bu çerçevede baktığınızda yani herkesin bu vatandaşın iradesinin nasıl tecelli edeceği konusunda elinde bir şey yok, garanti yok. Burada önemli olan siyasetin nasıl ortaya koyulduğu ile ilgili bir şey, siyasetin nasıl tecelli ettiği ile ilgili bir şey. Sonuç olarak o insanlar gidip Kılıçdaroğlu'na vermemişler de başkalarına vermişler. Şimdi burada bir de mesela bu bahsettiğim linç kampanyasına vatandaşımızın çok büyük bir tepki gösterdiğini görüyorum. Bu linç kampanyası karşısında CHP yönetiminin
böyle zımni onay verir, örtülü bir onay verir gibi suskun kalması, tek tek bu insanları devreden çıkarmaya çalışması gibisinden bir yaklaşım tabii ki ters tepecektir. Şu da var tabii. Kemal Kılıçdaroğlu açısından şöyle bir problem var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutarlı bir siyaseti yok. Bakın günlerdir terör örgütleri ona bir destek açıklaması yapıyorlar. Bunu da dillendiren siyasetçiler var. Şimdi normalde ne demesi lazım Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu siyasetçilere? Ya siz ben kazandığım zaman terörist başına imtiyaz verileceğini söylüyor musunuz? Ben kazandığım zaman Türkiye'nin, Cumhuriyet'in yıkılıp yeniden kurulacağını söylüyor musunuz? Ben böyle bir desteği reddediyorum demesi gerekirdi. Şimdi bunu demedi. Burada bazı pankartlar asılmış. Mesela işte yeni Kılıçdaroğlu adına hudut namustur diye. Hudutu korumak üzere tezkere gönderdiğimizde meclise CHP karşı çıktı buna. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Yani bir tür bu teröre destek veren siyasetçilerle aynı düzlemde duruyordu 14 Mayıs'tan önce. Şimdi birdenbire bir sahte milliyetçilik elbisesi giymeye çalışıyor. Şimdi bu kadar yanar döner bir şeye vatandaşımız tepki gösteriyor. Ne olduğu da anlaşılmıyor zaten. Yani 2 hafta içerisinde, 3 hafta içerisinde tamamen zıt kutuplara dönük olarak bir siyasi tablo oluşturuyor. Şimdi de enteresan, dış basında da Kılıçdaroğlu'na destek verenler, ya bu adam ne kadar çok siyaset tarzı değiştiriyor, güvenilir birisi midir gibisinden ciddi kuşkular üreten analizler yapıyorlar. Çünkü siyaset şöyle bir şey, siyaset bir durumu tarif etmeniz değil, siyaset hayatta bir duruşunuz olmasıyla ilgili bir şey. Şimdi bu duruşunuz konusunda muğlaklık olduğu zaman başka bir tablo ortaya çıkar. Mesela seçim gecesi çıktı iki belediye başkanı, ne dedi? 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu adına konuşuyor dedi. Ne kadar ayıp. Sandıklar daha tam sayılmamış. Vatandaşın iradesi ortaya çıkmamış. Nasıl oluyor da siz Cumhurbaşkanı ilan ediyorsunuz? Ondan evvel Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu o gece sokaklara çıkmayın dedi. Biz hepimiz sokaklardaydık. Hiçbir problem olmadı. Başka partiden vatandaşlarımızla birbirimizi tebrik ettik. Gayet kimsenin burnu kanamadan güzel bir seçim yaptık. Herkes gitti sandıkların başına saydı. Bu çok büyük bir nimet. Çok büyük bir kazanım. Türkiye. Sakin geçti 14 Mayıs tabii. Oraya gelene kadar olaylar oldu. Bizim seçim bürolarımıza saldırdılar. Başka siyasetçilerin başına geldi. Ama sonuçta Türkiye güvenli bir ülke. Ve o akşamda herkes büyük bir olgunlukla karşıladı. Onlar daha sandıklar açılmadan seçim sonucunu ilan ettiler. Biz ne dedik? Bekleyin. Milli irade tecelli etsin. Hepimiz saygı duyalım dedik. Şimdi bu demokrasinin temel prensidir. Yani sandık sonucuna saygı gösteriyor musun? Göstermiyor musun? Aylarca da bize şunu sordular, değil mi? Sandıktan başka bir sonuç çıkarsa siz saygılı olacak mısınız? Biz de dedik ki bizim bu konuyla ilgili bir sabıkamız yok ki. Biz zaten bütün siyasi hayatımızı böyle geçirmişiz. Tabii ki itirazlarımızı yaparız. Ama sonuç çıktığı zaman da rakiplerimizi kazandıkları zaman belediyelerde falan tebrik ettiğimiz birçok açıklamamız da var bizim. Şimdi hal böyleyken sonuçta niye gidiyoruz sandığa? Sandık yolla iktidarı belirliyoruz ve demokrasimizi büyütüyoruz. Bence gelecek nesillere bırakılacak en büyük şey Türkiye'nin sağlıklı seçim yapıyor olması, sandık yoluyla iktidarı tayin etmesi ve bunu husumete çevirmeden bir rekabet düzeyinde tutabilme kabiliyeti. Yani buna çok kıymet vermeliyiz. Son derece önem vermeliyiz ve burada da sağduyulu olmalıyız. Sonuçta hepsi arkadaşımız, mahallelimiz, akrabamız olan insanlar. Şimdi şunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir tablo çıktı ortaya ve bunlar şimdi bu bir referandum diyorlar. Evet. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir açıklaması oldu. Bu artık bir seçim değil, referandum dedi. Ne demek istedi? Yani işte o kendisi Türkiye'nin geleceğiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanımıza oy verilmesiyle kolay gelsin. Nasılsınız? İyi günler. Merhabalar. Sağ olun. Selamlar. Nedir? Merhaba. İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Delikanlının adı ne? Adar. Adar, maşallah. Ne yapıyorsunuz? Duruyoruz. Adar güzel. Ben Adar'a bir çay göndereyim şimdi. Tamam mı? Tamam. Peki, iyi günler. Sağ olun. Sağ olun. Görüşürüz. Sağ olun. Şimdi diyor ki işte referandum. Referandum açı. Peki seçim seçimdir, referandum referandumdur ama peki illa olacaksa söyleyelim o zaman. Şöyle bir referandum olsun yani. Ta baştan beri kendi seçim kampanyasını kendi tutarlılığı içinde yürüten Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tutarlı siyasetiyle her hafta bir yön değiştiren Kılıçdaroğlu'nun bu tutarsızlığı arasında bir referandum olacak.
Yani bunları söylemek zorundayız. Çünkü bunlar şu anda Türk siyasi hayatında tartışılan temel gündem konuları. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu kadar sık yön değiştirmesi CHP içerisinde de tartışılıyor. Ve biliyorsunuz şu anda Türkiye'deki en büyük espri ne? Hesap uzmanı binlik oranı olan partilere 30 tane milletvekili kaptırdı. Yani hesap uzmanı olduğu halde, hesap uzmanıyım diye övündüğü halde bunu yaptı. O partiler peki müteşekkir mi Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye? Değiller. Televizyona çıkıp ne diyorlar? Eğer biz destek vermeseydik CHP bu kadar da milletvekili alamazdı diyorlar. Şimdi bunun CHP'li vatandaşlarımıza, CHP'li seçmene dönük olarak maalesef son derece saygısızca açıklamalar olduğunu düşünüyorum. Hem CHP'lilerin çalışması sayesinde bu küçük partiler, binde küsuratla oyları temsil edilen, yüzde bir bile olmayan bu partiler 30'dan fazla milletvekili almışlar. Bir de tutmuşlar CHP biz olmasak bunu da alamazdı diyorlar. Şimdi biz buralarda her yerde gördük. Yani CHP seçmeninin çalışması bunlara gitti. Şimdi aynı şekilde buradaki şey büyüyor, tutarsızlık. Yani burada büyük fay kırıkları var. Şimdi milletin önüne kurduğunuz koalisyonu ya da ittifakı bile tutarlı bir şekilde çıkaramazsanız ya devlet hayatının meseleleri hakkında hiçbir iddianızın olmaması gerekir. Sonuç olarak buradan çıkacak şey nedir? Şurada durmamız lazım. Biz diyoruz ki Cumhurbaşkanımız kazandığında, net bir şekilde ve farkla kazandığında kaybeden siyasi partiler olacak. Kaybeden siyasi liderler olacak. Ama kaybeden tek bir vatandaşımız olmayacak. Yani bu hassasiyetle bakmamız gerekir. Vatandaşımız tercihini belirtir. Her türlü tercihi başımızın üstündedir. Ama vatandaş kaybetmez. Kaybedenler onlar olurlar. Şimdi bu sebeple de bu tablonun çok netleştiğini düşünüyorum ve bu bahsettiğiniz bu son gelişme yani yakınlaşma da nihayetinde şimdi CHP'nin şimdiye kadar söylediği pek çok şey konusunda yine zıt bir kutuba doğru Kılıçdaroğlu tarafından götürüldüğünü gösteriyor. Şimdi milliyetçilik söylemleri daha arttı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Ya terörle mücadele vurgusu yapıyor son bir haftadır Sayın Kılıçdaroğlu. Bu seçmeni etkiler mi, etkileyebilir mi son bir haftada böyle? Çünkü gerçekten 14 Mayıs'taki seçimin kaderini milliyetçilerin belirlediği söyleniyor. Bu yorum yapılıyor. Etkili olacak mıdır Kılıçdaroğlu'nun bu söylemleri? Şimdi şöyle, vatandaşımızın siyasi bilincini küçümseyenler yanılırlar. Yani gerçekten biz bu seçimler vesilesiyle kampanya yürütürken bir kere daha görüyoruz ki bu en büyük siyaset okulları bu köylerdeki çay ocaklarının olduğu çardaklar. Yani oraya gittiğinizde meseleyi nasıl yakından takip ettiklerini. Türkiye'deki kahvehaneler zaten siyaset akademisi olmuş. Taksiciler de öyle. Evet. Şeyler, çardaklar o köylerdeki onlar siyaset okulu olmuş. Yani partilerin siyaset akademileri, siyaset okulları var da bu seçimden sonra arkadaşlara önereceğim. Yani oradaki vatandaşlarımızla, muhtarlarımızla gençlerin bir arada olduğu siyaset okulu dersleri yapalım. Böyle bir şey olsun. İşik olabilir. Evet, fokus grup olsun diye. Şimdi orada baktığınızda gerçekten çok şey bir şekilde, ince bir şekilde takip ediyorlar. Biz zaten sahada başka bir teveccüh vardı derken bu analizleri, bu yaklaşımları görerek yani Cumhurbaşkanımıza karşı büyük bir sahiplenme duygusu içinde olarak şunu söylüyorlar mesela. En çok duyduğum şey şu. Memlekette şu işler yapıldı, bu işler yapıldı. Bunların hepsi Cumhurbaşkanımıza emanettir. Siz merak etmeyin, Cumhurbaşkanımız da bize emanettir diyorlar. Bu sahiplenme duygusu çok kıymetli bir şekilde her yerde bütün kılcal damarlara kadar girmiş durumda. Dolayısıyla öyle bir hafta evvel terör örgütüne destek veren siyasetçilerle yanaşık düzen durup suskun kalıp bir hafta sonra işte Kılıçdaroğlu'nun sahte milliyetçiliği gibi şeylere vatandaşın herhangi bir şekilde yüz vereceğini zannetmiyorum. Neyin ne olduğu çok net bir şekilde gözüküyor. Yani vatandaşımız siyasetçilerden öğrenmiyor. Siyasetçiler vatandaşlardan öğreniyor. O kadar bir şey bilinç var ki, net bir bilinç var ki. Milliyetçileri ikna edemez diyorsun. Şöyle, milli siyaseti savunanların hiçbirini ikna edecek bir şey yok. Niçin milli siyaseti savunanları ikna edecek bir şey yok? Çünkü bütün mesele ortada. Bakın, Suriye'ye tezkere gönderiyorsunuz, HDP ile CHP karşı çıkıyor. HDP'nin niye karşı çıktığını biliyoruz. CHP niye karşı çıkıyor? Kemal Kılıçdaroğlu buna niye suskun kalıyor? Libya'da anlaşma yapıyorsunuz. Orada Türk askerine
silah çekenleri destekliyorlar. Ya böyle bir bilinçsizlik olabilir mi? Böyle bir şuursuzluk olabilir mi? Karabağ'da kardeşlerimize destek veriyorsunuz. Azeri toprağının Ermenilerden kurtarılması için bütün olumsuz beyanlar Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından geliyor. Ve bence şöyle bir şey var. Ben siyasetçi olarak ama sadece onun dışında bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak size müteşekkiriz. Siz gittiniz günlerce birçok arkadaşınızla beraber deprem bölgesinde oradaki insanlarımızın bize taleplerini, acılarını, sitemlerini, eleştirilerini hepsini yansıttınız. Ve günlerce sahada kaldınız. Biz de kendi gördüğümüzün dışında, arkadaşlarımızın bize ilettiklerinin dışında hepimiz sahadaydık. Ama sizin sayenizde bütün tek tek vatandaşlarımızın ne düşündüğünü, yani bize kızmış mı, yaptığımız işi olumlu buluyor mu, olumsuz buluyor mu öğrendik. Günlerce oralarda kaldık. Bakın seçim bitmiş, CHP'li belediyelerden depremzede vatandaşlarımıza dönük hakaret, saygısızlık, onları otellerden çıkarma. Ya böyle bir vicdansızlık olabilir mi? Böyle bir akıl tutulması olabilir mi? Böyle bir akılsızlık olabilir mi? Sonuçta seçim yapıyoruz, savaş yapmıyoruz. Evet. Bu üstelik bu eleştirileri bize getiriyorlar. Ne yapacak o insanları otelden çıkardığınız zaman? Ne suçu ne? Suçu sadece Cumhurbaşkanımıza oy vermiş o. Böyle bir suç mu olabilir? Bu neye benzedi? İki yerde tepki geldi. Bir, Avrupa'daki faşistlerden geldi. Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerde, kullandığı sandıklarda Türklerin verdiği oylarda Avrupa'da Cumhurbaşkanımıza çok oy çıktığı için Belçikalı Bakan Zuhal Demir çıktı. Dedi ki ikinci vatandaşlığı lağvedelim. Böyle faşizan bir şey olabilir mi? Bir de Avrupa'daki faşistlerden geliyor. İşte Türklere yer yok diye. Erdoğan'a oy verdiler diye. İkincisi içeride CHP'den geldi. Depremzede vatandaşlarımıza dönük olarak. Bunlar çok acıtıcı ve incitici şeyler. Aslında siyasetin mesela bunu konuşmak durumunda olmaması lazım. Ama bunu görüyoruz biz. Ve ne kadar acımasızca davrandıklarını, yani işte kendi belediye başkanlarından gelen beyanlar ortada. Çık bir şey söyle. Çık bunlarla ilgili disiplin soruşturması başlat. AK Parti'nden bunları. Yok böyle bir şey. Yani karman çorman ne olduğu belli olmayan yamalı bohça gibi bir şey. Bir vatandaşımız bir şeyde yürüyoruz, bir yerden bir yere gidiyoruz. Dediler ki biraz vakit var. Burada bir çardak var, orada oturalım. Neyse oturduk, güzel de bir çay yapmışlar. Ya dedi ki ben geliyorum sabahleyin bu ateşi yakıyorum. İşte suyu koyuyorum, demliyorum, servis ediyorum. Ya dedi 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı olacakmış. Ya dedi biri dedi suyu koysa, biri ateşi yaksa, biri demlemeye kalksa, öteki bir şey yapsa. O sırada birisi dese ki ben oynamıyorum, çay bile içemeyiz dedi. Şimdi gündelik hayatın yürüyen işleri. Bir de şimdi mesela siz de buralısınız. Burası açısından baktığımızda. Geçen gün TOG'a bindik. Türkiye'nin 4. büyük köprüsü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtik. Evet. Yani Adana'nın iki yakasını bir araya getiren bir köprü bu. Ondan sonra geldik şehir hastanesine. Ben deprem zamanında şehir hastanesinde bu çocuklarla ilgili spekülasyon oluyordu ya. Kaçırılma falan diye. Dedim ki çocukları gideyim bir ziyaret edeyim. Yani bir şey var mı acaba Allah korusun diye. Hayır Allah'a şükür her katta çevik kuvvet nöbet tutuyordu. Polis nöbet tutuyordu. Bütün o polis arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yani çok böyle içtenlikle evlatları gibi sahiplenmişlerdi. Bizim hastane ziyaretimiz sırasında Adana Şehir Hastanesi'nde daha ben hastaneye girdim çıkmadan 5 kere helikopter indi kalktı. Dedim ki niye yaralı mı getiriyor? Evet deprem bölgesinden yaralı getiriyor. Yani bu şu demek bu büyük şeyler, bu büyük eserler birer mücevher gibi bütün Türkiye'yi sarmış, bütün Türkiye'de gerçekten Türkiye'yi Türkiye yüzyılına hazırlamış. Burada biliyorsunuz bir Adana Müzesi yaptık. Türkiye'nin en büyük, Orta Doğu'nun en büyük. Demedim ben de orayı görmedim. Dünyanın 5. büyük müzesi. Ve Türkiye'nin en büyüğü, Orta Doğu'nun en büyüğü. Açıldı değil mi orası? Çoktan açıldı. Biz 3. etabı, geçen Cumhurbaşkanımız köprüye geldiğin köprü bağlantısı sırasında o gün Bakan Bey'le açtık. Benim Kültür Bakanlığım zamanında başlatmıştık. Orayı biliyorsunuz, Milli Mensupçat Fabrikası, Türkiye'nin en eski fabrikası. Ben gittim oraya, dokuma tezgahları duruyordu. Otogar yolunda. Evet. Değil mi? Evet. Tamam bildim. Bu şeyin Orhan Kemal'in işçi olarak çalıştığı ve orada çalışırken bir romanını yazdığı bir mekan. Tamam. Onun bütün o duvarları korunduğu,
Oradaki işte eserler konuldu. Şimdi bu bakıyorsun bu şeye, yani şehirlere, tek tek ilçelere, bütün bunlar gençler için yapılan spor salonları, kültür sanat alanları, kadınlar için yapılan alanlar. Gerçekten Türkiye 100 yıllık altyapısını hazırladı. Türkiye 100 yılına hazır. Ve şimdi bu kazanımları korumamız gerekiyor. Bu kazanımları böyle işte tutarsız siyasetler, sadece yıkıcı siyaset, yani bunlara kurban edemeyiz biz. Ömer Bey, şunu da sormak isterim. Şimdi yarın Ümit Özdağ açıklama yapacak Kılıçdaroğlu'yla. Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum açıklamasının ardından bu 28 Mayıs'ta HDP seçmenini nasıl etkiler sizce? Zaten işte orada şöyle bir şey var. Bu bir şey var ya, bir espri yapılır ya. Bir yere gittiğinizde bazen bir küçük bir lokantaya falan hani bir espri yapılır. Ne vereyim abime derler. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun siyaseti biraz öyle. Yani HDP ile konuşuyor, HDP'lilerden daha aşırı. İşte onun zıttında birisiyle konuşuyor, onlardan daha aşırı açıklamalar yapıyor. Dolayısıyla böyle yaptığı zaman da herhangi bir tutarlılık söz konusu olmuyor. Yani buradan baktığında Kılıçdaroğlu aşırı sağcı gözüküyor. Bu taraftan baktığında aşırı solcu gözüküyor. Bu taraftan baktığında bazen hiçbir şekilde Türkiye'de kabul edilemeyecek ırkçı siyasetlere yakın bir tutum ortaya koyuyor gibi gözüküyor. Yani ne olduğu belli değil bunun. Hani benim dediğim böyle çok yanar döner bir şey. Seçmenin de tabii şöyle bir şey var. Yani vatandaşımızın siyasi bilinci yüksek. Vatandaş tutarlılık arar. Tutarlılık arar. Yani sizin siyasetinizin içeriği ne? Sınırları ne? Yani bunun yerli yerine koyulmasını ister. Şimdi her oturduğuna bir Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, bir bakanlık teklif ederek ya da birbirine tamamen zıt siyasetleri, birbiriyle yan yana gelmeyecek siyasetleri işte bir araya getirmeye çalışarak, orada da bir sentez oluşmuyor. Yani bu bir çoğulculuk ya da demokratlık gibi değil. Bu bir istişare gibi değil. Bu paçal bir şey. Bu birbiriyle uyuşmayacak bir şey. Ve buradan çıkacak tek şey şu. Bu bir kriz siyaseti. Başka bir şey değil. Kriz siyaseti. Başka bir şey değil. Yani her an kriz çıkarabilecek, her an kaos çıkarabilecek, her an devlet çekirdeği içerisinde çok ciddi çatışmalar çıkarabilecek bir yaklaşım. Yani biz vesayet zamanlarında da mücadele ederek geldik. Bütün bu mekanizmaların nasıl çalıştığını görüyoruz, biliyoruz. Yani şu anda Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyaset tarzıyla CHP yönetilemiyor ki devlet yönetilebilsin. Mümkün değil. Niye CHP yönetilemiyor? İşte CHP'nin içerisinden CHP'liler, CHP'li vatandaşlarımız, teşkilatları CHP'nin çalıştılar. 30 milletvekilini gitti. Binde bilmem kaçlık oyu olmayan partilere hediye etti. Parti yönetimiyle ilgili bir siyasallaşma üretemeyen birisinin, hele devlet hayatı, Türkiye'nin bu büyük meseleleri, bir de şu anda tabii farklı bir dünyadayız. İlk defa 2. Dünya Savaşı sonrasında bir dünya savaşı çıktı. Yani Rusya-Ukrayna arasındaki savaş bütün dünyayı etkileyen bir savaş oldu. Bunun tabii tedarik zincirlerinden başka alanlara kadar bir sürü etkisi var. Ve burada son derece güçlü bir liderlik, ince bir diplomasi, Türkiye'nin kurumsal kapasitesinin tam kullanıldığı kriz çözümleri gerekiyor. İşte tahıl anlaşmasında bunu yaptı Cumhurbaşkanımız, esir takasında bunu yaptı. Bir şey söylüyorum, o da şu, bu objektif bir şey. Demokratik yolla iktidara gelmiş liderler içerisinde dünyada en tecrübelisi Cumhurbaşkanımız. Bakın sadece Fransa'ya bakın. Jacques Chirac'la çalıştı. Sarkozy'yle çalıştı. Hollande'la çalıştı. Macron'la çalıştı. O sebeple Macron Cumhurbaşkanımıza şunu şöyle yapmalısınız dediğinde Cumhurbaşkanımız diyor sen onu bilmiyorsun. Biz onu daha önce işte Hollande'la konuştuk, Sarkozy'yla konuştuk, Jacques Chirac'la konuştuk. Bir sürü şey söyleyebiliyor. Şimdi bu tek başına Cumhurbaşkanımızın dünya politikasını ve Türkiye'nin politikasını 360 derece görebilme, bütün bu dosyaların sadece genel durumlarına değil, kılcal damarlarına kadar hakim olabilmesini sağlayan büyük bir tecrübeye de dayanıyor. Aslında şöyle de bir şey söyleyeyim size. Bunu vatandaşlarımızla paylaşıyorum. Bundan 100 yıl evvel ilk Cumhurbaşkanımız, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir 28 Ekim günü dedi ki, efendiler yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz dedi.
Aradan 100 yıl geçti. Büyük mücadeleler, demokrasi mücadeleleri, darbeler, muhtıralar, işte başbakanımız ve bakanlarımız, Menderes ve arkadaşları şehit oldular. Milletimiz büyük bedeller ödedi. Gençler hayatlarını kaybetti darbelerde. Ama bu demokrasi yolundan ayrılmadık. Bu mücadeleyi verdik. Ve bir 100 yıl geçtikten sonra yine bir 28 Ekim günü Cumhurbaşkanımız Türkiye yüzyılını ilan etti. Ben bunu heyecan verici buluyorum. Yani Cumhurbaşkanımızın Türk devletleriyle olan ilişkilerdeki ağırlığını, batıya dönük politikamızdaki ağırlığını, bölgemizdeki politikalarla ilgili ağırlığını bizzat gözlemliyorum, yakın çalışıyorum onunla. Bunu gözlemlediğim zaman da yani Türkiye'nin ufkunun çok açık olduğunu ve Türkiye'nin yeni ufuklara doğru yelkenlerini doldurduğunu görüyorum. Onun için vatandaşlarımızın, ya bütün bu işler Cumhurbaşkanımıza emanettir, Cumhurbaşkanı da bize emanettir şeklindeki yaklaşımlarının ben aslında bu Türkiye yüzyılı için bir vatandaş düzeyinde mutabakatın sağlanması olarak görüyorum. Ömer Bey, şimdi programımızın da yavaş yavaş sonuna gelirken şunu da sormak isterim. 28 Mayıs'ta eğer Cumhurbaşkanı yeniden seçilirse önce nerede takip edeceksiniz sonuçları? İkincisi nasıl bir program belirlendi? Ne yapacak Cumhurbaşkanı o gün? Nerede olacak? Nerede bir konuşma yapacak? Daha açıklanmadı ama biliyorsunuz seçimden sonra genelde meşhur Ankara'daki balkon konuşması Cumhurbaşkanımızın demokrasi tarihimizde artık bir marka haline geldi. Muhtemelen yani daha programla ilgili bir netleşme yok ama o siz nerede olacaksınız? Gerçekleşecektir. Biz de buradaki işlerimizi bitirdikten sonra Ankara'ya gideceğiz. Ama tabii öncelikle hep bütün arkadaşlarımızın ilk görevi kendi seçim bölgelerindeki sandıkların güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili çalışmaları koordine etmek. Hem teşkilatlardaki arkadaşlarımız hem vatandaşlarımız güçlü bir şekilde sandıkların korunması konusunda da gayret ediyorlar. Şuna da teşekkür etmemiz lazım Hülya Hanım. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun 14 Mayıs'ta gitti bütün vatandaşlarımız sandıkları korumak için. Çok kıymetli bir şey bu. Yani ne demek istiyoruz kendimize ve dünyaya? Demokrasi bizim için en kıymetli şeydir diyoruz. Bunun için çok bedel ödedik biz. Etrafımızdaki ülkelere bakın. Sandığa gitmek için ne büyük bedeller ödüyorlar, sandığa ulaşamıyorlar. Yılların kökleşmiş demokrasilerinde sandık konusunda işte Amerika'da senato basıldı. Yani sandığa bir saygısızlıktır aslında bu. O sebeple bu değerin korunması, %90'a yakın bir katılımla vatandaşlarımızın buna sahip çıkması Türkiye'den dünyaya verilmiş büyük bir demokrasi manifestosudur. Türkiye'de hep öyle hakikaten. %80'in üzerinde katılım oranı. Evet. Bu 28 Mayıs'ta ne olur? Yüksek olur mu yine yoksa bence, düşer mi? Yani şöyle tabii o şimdi o rakamın aynısı olur mu olmaz mı bilmiyorum tabii. Biraz o kadar altında bekleniyor ama çünkü. Ama şu var yani herkes demokrasimize nasıl sahip çıktığımızı karşımızda tank varken, top varken, tüfek varken 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı Türk milletinin ne yaptığını gördü bütün vatandaşlarımızın. Bir de şu var tabii 15 Temmuz'da en çok tehlikeli yerlere ilk yürüyenler de kadınlardı. Yani kadınların demokrasi bilincine sahip çıkma konusunda da Türkiye dünyadan pozitif ayrışıyor. Böyle bir şeyi var. Bu şeyde de görüyorum. Bütün toplantılarımızda en ön saflarda kadınlar var. Ve bütün bu demokrasi çalışmalarına en çok onlar şey yapıyorlar, sahip çıkıyorlar. İnşallah o geceyi de bir demokrasi şöleni olarak kutlayacağız. İnşallah yine huzurlu geçsin, inşallah sakin geçsin diyelim. Bir de şunu da sormadan olmaz. Eğer yine Cumhurbaşkanı seçilirse kabineyi de merak, yani çok konuşuluyor. Çünkü hemen hemen birçok bakan milletvekili oldu. Ne düşünülüyor, var mı söyleyeceğiniz bizim bir şey? Şöyle, biz 28 Mayıs'a kadar 28 Mayıs dışında bir şey düşünmeyiz. Cumhurbaşkanımızın o tabii takdiri olacaktır. Ama şu... Şimdiye kadar hep öyle yapıldı. Önemli olan Türkiye'nin meselelerine doğru şekilde dokunularak konuların ilerletilmesidir. Burada mesele demokrasimiz kazanacak. İnşallah Cumhurbaşkanımız açık bir farkla milletimizin desteğiyle kazanacak. Türkiye'deki bütün vatandaşlarımız kazanacak. Şimdi yorumları da okuyorum. Yani o olursa şöyle olur, bu olursa böyle olur diye. Bu yorumları yapanların dayandıkları siyasi yapının tamamı çürük. Yani biz bunu kendi tecrübemizle de görüyoruz, teorik olarak da anlatırız. Vatandaşımız da bunu gördüğü için müthiş bir sahiplenme duygusuyla Cumhurbaşkanımıza destek veriyor, teveccüh gösteriyor.
İnşallah bunun daha güçlü şekilde artacağını değerlendiriyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Siz de memleketinize hoş geldiniz. Siz de burada böyle güzel bir Adana Parkı'nda yayın yapmak çok güzel oldu. Çok biraz güzel kısa oldu ama çabuk bitti. Çünkü çok konu vardı. Evet, kesinlikle öyle. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz Sayın Ömer Çelik'le gündeme dair tabii önemli gelişmeler yaşanıyor. Sorularımızı yönelttik. Ömer Çelik değerlendirmelerde bulundu diyelim. Sözü şimdi Adana'dan İstanbul'a bırakalım.